Ocak ayında gözünüzden kaçmasını istemeyeceğiniz oyunlarla alakalı konuşmak için bir kez daha karşınıza çıktım. Hepinize merhabalar. Ben Orhun Kayal. Genel itibariyle yeni bir yılın ilk ayı, hani en azından Ocak, Şubat ayları çok yoğun olmayabiliyor ama son iki senede Şubat ayı yoğun, Ocak ayı hala daha sakin geçiyordu. Ama her halükarda hani büyük oyun çok fazla olmasa da gözünüzden kaçmasını istemeyeceğiniz pek çok oyun bu ayda vardı. Ben de bunların içerisinden hani hem benim ilgimi çeken hem sizin ilginizi çekebileceğini düşündüğüm oyunlardan bir derleme yaptım. 10 tane oyundan kabaca bahsedeceğim. İçerisinde bağımsız oyunlar var, çok beğenilenler var. Belki daha az oynanmış olduğu için gözünüzden kaçmış olabilecek olanlar var. Bu şekilde daha fazla lafı uzatmayayım, videoya beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye ekleyeyim mi? Hadi oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Luck Be A Landlord'la başlayacağız arkadaşlar. Bu bir aslında temelde roguelite oyun ve slot oyunu. Bayağı bildiğiniz kumarhane makinalarından hani bileceğiniz slot oyunu. İçin ilginç bir yanı var tabii ki. Kart yok işin içinde de kullandığımız slot makinesindeki işaretleri değiştirip ekleyip çıkartıp kendimize göre kazancımızı arttırmaya çalıştığımız bir hani yapısı var. Hani biraz deste oluşturma, hani deck building diyor ya ecnebiler. Deste oluşturma yapısı falan da var. Epey ilginç olan, uzun süredir erken erişimde olan ve erken erişimde epey beğeni toplayan da bir oyundu. Tam sürme çıktığı için Ocak ayı içerisinde burada listeye de aldım. Bunun haricinde hikaye olarak da şöyle bir hikayesi var. İsminden de anlayabileceğiniz üzere kiracısı olduğumuz ev sahibimizle alakalı bir mevzu var. Ev sahibimiz sürekli olarak kirayı arttırıyor ve biz de hani aslında o kirayı ödeyebilmek için sürekli olarak slot makinesine para yatırıp oradan para kazanmaya çalışıyoruz gibi bir durum var. İstanbul'daki ev kiraları da düşünüldüğünde ve geleceğinin de daha da karanlık olduğu düşünüldüğünde geleceğimize baktığımızda çok da uzak gözükmeyen bir oyun. Yani şöyle mizahi gözüken yapısının aksine bayağı karanlık bir geleceği de tasvir ediyor olabilir bizler için. Hemen ardından Children of Silent Town'a değinmek istiyorum. Bu bir atmosferik macera oyunu. Point and click yapısı bulunuyor. Yolculuğumuz boyunca karşımıza çıkan engelleri aşmak için bir takım eşyalar falan da bulduğumuz, ufak tefek puzzle'ları çözdüğümüz bir oyun. Her şeyden evvel görselliğiyle benim ilgimi çeken de bir oyundu. Epey uzun süredir bu yüzden benim takip listemdeydi. Kontrol ettiğimiz karakterimizle beraber canavarlarla dolu olan bu dünyada kaybolan insanların arkasındaki gizemi hani aradığımız bir oyun ilginizi çekiyorsa, hikaye odaklı point and click oyun olan Children of Silent Town'a göz atmanızı tavsiye ederim. Vengeful Guardian Moonrider bizi 16 bit oyunların senelerine geri götüren birazcık nostaljik hislerle de ilginizi çekebileceğini düşündüğüm bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Contra diye bir oyun vardı, bilenler bilir. Efsanedir, klasikler arasındadır. Hani bu tarz oyunlarda, platform oyunları da konuşulduğunda. Biraz oradan da hani esinlenmiş yapısıyla beraber karşımıza çıkıyor Vengeful Guardian. Çok bariz bir biçimde herkese hitap edecek bir oyun olduğunu söylemek zor. Ama dediğim gibi bazen böyle nostaljik hislerle ya da illa nostaljik hisler olmak zorunda değil. Son zamanlarda çıkmış olan Valfaris diye bir oyun vardı mesela, o ilginizi çektiyse. Ya da The Messenger gibi daha yakın zamanda çıkmış olan 16 bit döneminin efsanesini yaşatan oyunlar ilginizi çekmişse göz atabileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hack and Slash'ları da barındıran güzel bir aksiyon platform oyunu. Sailinger'a Çinli bir geliştiriciden gelen, deniz yolculuğunu temel alan bir rol yapma oyunu. Tek başınıza oynayabileceğiniz hikayeli bir rol yapma oyunu. Epey geniş bir dünyası var. Ziyaret edebileceğiniz bir sürü liman var. Deniz yolculuğu yaparken de böyle bir hani birazcık simülasyona yakın mekanikleri de barındıran, yani rüzgarı falan da böyle bir ekstradan kontrol ettiğimiz ve bir takım, yani tam manasıyla simülasyon demek birazcık abartı olabilir ama hani göz önünde bulundurduğunuz yapısı var. Denizciliğin temelleriyle alakalı göz önünde bulundurmanız gereken mekanikler vesaireler de var. Üzerine bir de gerçek zamanlı aksiyon mekanikleri de bulunuyor. Epey de olumlu yorum almasından ötürü de benim gözüme de çarpan da bir oyun oldu. Tam olarak böyle bir şey ben arıyor muydum? Açıkçası ben aramıyordum. Ama karşıma çıkınca ilginç yapısından ötürü ve belki de sizin aradığınız oyun olabilir diye listeye almak istedim. Surviving the Abyss. Son aylarda nereden baksanız her ay güzel bir tane şehir yapma yönetme oyunu karşımıza çıkıyor. Surviving the Abyss'te bu ayın şehir kurma oyunu. Bu sefer işler suyun altında geçiyor arkadaşlar. Bayağı ışığın artık giremediği kadar derinliklerde olan okyanusun dibinde bir üs kurmaya çalışıyoruz. Üs kurarken tabii ki göz önünde bulundurmamız gereken pek çok şey olduğu gibi yeraltının karanlıkları da problem olmaya başlıyor. Bir yandan karanlıkları keşfedip bir yandan kolonimizde yaşayan mürettebatımızı hayatta tutmaya çalıştığımız bir oyun Surviving the Abyss. Göz atmak isteyebilirsiniz bu türle ilgileniyorsanız. Hitman Freelancer. Yepyeni bir oyun değil tabii ki bu arkadaşlar. Hitman üçlemesine eklenen bir update bu. Ve bu Freelancer update'ini özellikle almamın sebebi şu: ben oynuyorum. Deli gibi oynuyorum bir de bu arada. Hani bayağı kaptırdım kendimi. Bu Freelancer moduyla beraber Hitman bir roguelite oyuna dönüyor. Hitman üçlemesinin içerisinde alınan bölgelere gidiyorsunuz. Yepyeni haritalar şimdilik yok. O ayrı bir mevzu ama bu haritalar içerisinde bize verilen hedefler değişiyor. Bize bu hedefleri ortadan kaldırmak için yeni objektifler, yeni görevler veriliyor. Daha doğrusu takip etmemiz gereken şeyler veriyor. Bunları başarıp başaramayacağımız bizim yeteneğimize kalıyor. Birazcık challenge işin içine giriyor diyeyim yani özetle. Ekstradan da hani öyle elimizin altında bütün ekipmanlarımız da bulunmuyor. Bir göreve giderken yanımıza alacağımız ekipmanları daha önceden bulmuş olmamız ve kendi üstümüze taşımış olmamız gerekiyor. Ve tekrardan da hani üstümüze taşıdığımız bu
ekipmanlarla yeni göreve çıktığımızda eğer ki görevi başaramazsak ya da yanımızda götürdüğümüz bir eşyayı yere atıp geri almazsak bunu kaybediyoruz. Birazcık böyle bir Escape from Tarkov kafası da hani o açıdan düşünülmüş gibi de duruyor. Dolayısıyla sahip olduğunuz ekipmanlar epey bir önem arz ediyor. Hatta Escape from Tarkov'dan farklı olarak aynı eşyadan birden fazla hani böyle stoklayamıyorsunuz da. O yüzden daha da böyle bir görevlere farklı şekilde nasıl çözerim ben bunu diye yaklaşmanız gerekebiliyor zaman zaman. Bu yapıdan ötürü bayağı bir kendisine sardırdım. Güzel olmuş. Eksikleri falan da var. Geliştirilebilecek yanları vesaireler de var. Onda bir sıkıntı yok yani. Hani onu açık açık söylemem gerekiyor. Mükemmel olmamış. Ama zamanla update'lerle geliştireceklerine ben inanıyorum. Çünkü potansiyeli epey yüksek. İnanılmaz da keyifli. Hani bir mod olarak eklenmiş. Dolayısıyla gözünüzden kaçmasın diye buraya kendisi bir update olsa da eklemek istedim. Göz atın kesinlikle arkadaşlar. The King's Lemma Chronicles. Şimdi arkadaşlar bu oyunun olayı şu. Siz bir kralsınız. Krallığınızın kaynaklarını ve politik hani duruşunu yönetmeniz gerekiyor. Epey derinlemesine düşünülmüş bir siyaset simülasyonu olarak da kendisini tanımlıyor. Mekanik olarak bayağı da bir derin. Buna benzer başka oyunlarda gördük geçmişte. Ama onlara nazaran daha derin olmasından ötürü kendini ayırıyor gibi duruyor. Rol yapma oyunlarının öğeleriyle de hani bezenerek bayağı böyle ilgi çekici bir yapıya da çevirmişler gibi duruyor. Dolayısıyla bu türü seven insanların ilgisini çekebileceğini düşündüm. Superfuse özellikle aksiyon rol yapma oyunları sevenlerin ilgisini çekebilecek bir oyun. Eğer ki hani benim gibi Diablo'yu da bekliyorsanız onu beklerken oynayabileceğiniz tarzda bir oyun. Hani yapısı itibariyle izometrik aksiyon yapısı itibariyle de zaten Diablo'yu andıran da bir oyun. Çıkışı o kadar da başarılı olmadı. Açık şu nokta itibariyle bayağı karışık yorumlar almış durumda. Beğenen var, beğenmeyen var, eksiklerine odaklananlar var, aslında potansiyeline odaklananlar var falan. Bayağı böyle bir arada olan bir yapısı var. Buna rağmen buraya almamın sebebi de erken erişimde olması. Erken erişim oyunlarının hani bu aşamada biraz karışık yorumlar alması çok da garip değil. Gelen yorumları değerlendirip buna göre aksiyon aldığı takdirde geliştirici ekip gayet de oyunu başarılı bir hale de getirebilirler. Hala daha ilgi çekici bir potansiyeli olduğunu ve türü sevenlerin de ilgisini çekebileceğini düşündüğüm de bir oyun. Çünkü bayağı bir oynanış çeşitliliği barındırma potansiyeli bulunuyor yeteneklerle vesairelerle beraber. Belki şimdi girmeyi düşünmeyebilirsiniz. Hani bu karışık durumlarından ötürü ama gözünüz üzerinde olsun. Yani gelen update'lerle gideceğin noktayı da takip edin derim ben. Çünkü ben edeceğim. Inclinati'yi çok uzun süredir takip ettiğimiz bir sıra tabanlı strateji oyunuydu. Görselliğinden ötürü inanılmaz derecede benim ilgimi çekmişti. İlgimi çektikten sonra baktığımda da hani bayağı stratejik derinliği olan hardcore bir oyun olduğunu gördüm. Nihayet de çıktı ve bu türü seven insanlar için bu ay çıkan oyunlar içerisinde en başarılı olanı olma potansiyelini taşıyor. Undisputed görmeye çok da alışmadığımız bir oyun arkadaşlar. Bu bir boks oyunu ama alışılmamış kısmı tabii ki boks oyunu olması değil. Bağımsız bir boks oyunu olmasına rağmen çok sayıda boksörü lisanslı olarak oyunda kullanıyor olması. Aynı zamanda simülasyon denebilecek seviyede hani bir dövüş mekaniğini bulunduracağını da kendileri vaat ediyorlar ve çıkışları itibariyle de bunu başarmışlar gibi gözüküyor. Henüz erken erişimde olmasına rağmen çok iyi yorumlar almış durumdalar. Alışılmadık olan yanına da kısmen gelecek olursak genelde bu tarz oyunları işte WWE'ler olsun, Fortnite'ler olsun falan filan gibi oyunları genelde büyük firmalar yaparlarken daha küçük bir firma nasıl oluyordu bu kadar lisanslı boksörlere hani para verip de lisanslayarak da boksörleri bu şekilde hani tutmayı başarmışlar, böyle bir oyun yapabilmeyi başarmışlar. Çok şaşırdım. Böyle bir şey yapmaya çalıştığınız andan itibaren 2K ile EA ile falan rekabet ediyorsunuz ve ben inanılmaz takdir ettim hani çok boks oyunlarıyla ilgilenmiyor olmama rağmen. Aynı zamanda hani mekanik olarak da gerçekten başarılı bir şey yapabiliyor olmaları yine bir bağımsız stüdyo olarak bu da etkileyici oldu. Çok alışılmış gelmiyor hani bütün bunlar bir araya geldiğinde. Ama nihayetinde böyle spor oyunları konusunda artık tekel olmaya yaklaşmış olan stüdyolarında tahtını sallama potansiyeline sahip olan bir proje olarak çıktı Ocak ayı içerisinde. Dikkatinizi de çekmesini özellikle istedim. Boks oyunu sevenlerin kesinlikle şans vermesi gerekiyor. Erken erişimde olmasına rağmen adından epey söz ettireceği benziyor. Bu arada oyunla alakalı da çok minik bir uyarı da yapayım. Oyun klavye ve fareyle oynanmıyor arkadaşlar. Eğer ki PC'nizi alıp oynayacaksanız bir kontrolöre ihtiyacınız var. Onu net bir biçimde söyleyeyim. Zaten oyunun sayfasında da uyarıyor bizi bu konuda. Özetle arkadaşlar bu şekildeydi. Ocak ayında gözünüzden kaçmasını istemediğim ya da sizin de istemeyeceğinizi düşündüğüm ve genel itibariyle benim göz attığım oyunlar bu şekildeydi. Benim burada bahsetmediğim pek çok oyun daha olabilir tabii ki. Gözümden de kaçmış olabilir ya da ben hani bahsetmeye değer bulmamış olabilirim. Sonuçta ben de insanım arkadaşlar. Benim eksik kaldığım yerleri siz de yorumlarla tamamlamayı ve videoya beğenmekte destek olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.